Sevgililer gününün en çok yarayan kişisi kim oldu? Didem ne Allah. Evet Didem Hanım, hadi bakalım. Ve sonunda adli çifti barıştı. Kalpler kalpler. Kalpler 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 oldu. Sonunda. Dost var, düşman var kardeşim. Fırsatçı var çok. Var yaz. Fırsatçı çok. Ele inat yaz. Yok inat yapmaya gerek yok. Tabii canım. Ne alaka yani, kim ki? Aynen öyle. Ah güzel oldu. Zaten fazla silememişim. Aslında hafızaları da kazınmıştı yani, yapılması gereksizdi ama. Aslında hafızaları bir de kazınmıştı yani. Hani değişik o olayların hareketlerini yapılması neyse sonra konuşuruz. Bazıları kazıyamamış. İzleyip gelmişti yani bazıları. Biz bize konuşuruz. Hayranlardı ya bazıları. Demek ki benim yerimde olmaya çalışıyorlarmış. Hayranlardı. O hayranlık oradan geliyormuş. Çok beğeniyorum Didem ve Adnan çiftini. Ne zaman barışacaksınız? Barışacak tabii, mısınız? Tabii. Barışacak yakın olma çabaları. İşte, barışacak mısınız? Sorularının cevabı demek ki buymuş. Anlarsın. Demek ki durum değerlendirmesi. Canım ben birisinden hoşlanırsam ondan hoşlanırım derim. Bu kadar basit. Hmm. İşte dostunda evet, düşmanlığı demek ki hoşlanmıyormuşum ki sen söylemedim. Sen de dostum değilsin, eşeğim değilsin. Niye o zaman gidip yanına gidip konuşuyorsun? Belki bu bir. Adnan'la dost olacağım. Sana mı soracağım? Bir de yavaş. Şey Tankut'a gül falan verdi, bir şeyler mi yaptı? Pardon. Yavaş. Sen kimsin ya? Canım bu ev herkes Adnan'la herkes nasıl dost, dost oluyorsun? Nasıl yani? Ben onun hayatında kadınım. Adnan karar ver buna. Adnan öyle bir karar verir şaka ki. Şaka mı bu? Anlamadım. Hayır şaka değil. O kendi bir şey zannetmiş de. Sen galiba kendini bir şey zannetmişsin. Canım ben bir öyle ilişki bir havaya yaşıyorum. Ya. Çünkü benden burada, izin alacaksın. Ben burada bir ilişki yaşıyorum. Sense hiçbir şeysin. Hiçbir şeysin der. Hem de 6 aydır. Çünkü seni bu evdeki hiç kimse tanımıyor. Senin eve geliş nedeni, sen, niyetin ilk başta kimse belli değil. Canım. Ama biz niyetini anladık zaten dün yaptığın hareketle. Almışsındır herhalde cevabını. Almışsın mı? Almışsın mı? Tansı değil mi? Gel. Tamam. Gel. Gel bize dedim. Tamam. Gel. Sorun değil mi? Yok arkadaşım mısın ya? Sen bu evde başka bir kadınla nasıl dans edebiliyorsun? Gözümün önünde ha? Herkes neyin... Onu görecek zaten. Ben değil, sensin. Bir de bu olayı yaşattıktan sonra sen Tankut'a gül mü yollattın Adnan'a, Didem'e? Ya da evet, Adnan'a. Tankut'a dedim ki... Ben Adnan'la konuşurken dedim ki Didem'e niye gülü almadın? Ayıptı yaptığın. Konuşmalarda böyle geçiyor. Sizi kafayı sizde bozmuş. Tankut'a dedim ki bu gülü Adnan'a ver, Didem'e versin. Kızın hani daha geldiği bir gün şey belli ya. Size kafayı takmış. Bu. Geldiği ben gün dediklerini hatırlamıyor musun? Kafayı takmış. Gülü almadığına kadar takip etmiş. Bana da mesela evet, vermedi, fark etmemiş. Evet çünkü üçümüz oturup konuşmuştuk. Ben, Adnan ve Kemal. Oturup konuşmuştuk. Aa iyi fark etmiş. Evet ha, Adnan üzerine şöyle abandığın sahne ediyorsun değil mi şurada şöyle. Hepimiz gördük evet. Canım herkes kendini dost kendine olmak benzetme. Mıydı pardon? Herkes dost kendine olmak benzetme. Mıydı? Dost olmak mıydı herkes niyetin? Evet benzetme. Anlıyorum. Tabii niyetin herkesi dost olmaktı. Kendini ben bir ilişki yaşıyorum. Doğal. İleri gidebileceğim en yüksek düzey sarılmak herkes ve ben burada her şeyi dozajında yaşıyorum. İşte çok ben yaşarım sen izlersin aramızda. Ben sevindim vallahi sizin barışmanızı. Kıskanıp yerimde olmaya çalışan sensin farkında evet, mısın? Evet kıskandım sizi barışmak istedim. Barıştırmak istedin ama biz bile cüret etmezken böyle bir şey etmeyecekken evet, kalkıp ben dans ediyorsun. Işte. Kalkıp dans ediyorsun. Ben cüret ederim. Peki aldın mı ağzını bayına? Bütün ayrılan çiftleri Tankut'u kalmadı ayrılan. Bunu ben de iyilik yapmak istedim. Adnan'ı kandırıyorsunuz çünkü o Tankut'a kadar da mı iyilik yapmak istedim? Bütün ayrılan, yeni ayrılan adaylarla dans ettim. Dans etmediğin bir şey ayrılan aday kaldın erkeklerden. Yok, bir şey söyleyeceğim. Dans etti Tankut'la ya. Bence Fadime hiçbir adaya değil bütün adaylara aday gelmiş. Ben öyle gördüm. Olabilir. Kız da erkekle. Bütün adaylara gelmiş. Aday olarak. Hiçbirine yani. Değil. Var ya bu söyledikleriniz benim motivasyonumu artırıyor. Teşekkür ederim. Yakışır zaten. Evet. Bundan motive olmaya lazım. Bundan senin. Anlıyorsun demek ki. Sen zaten seninle anlaşmış şeklimiz anlaşıldı. Zevk alıyorum. Evet düz zevk aldığını gördük. Tankut'la dans etmekten bak, kalkıp demek ki, Adnan'la demek ki dans ben de öyle bir güç görmüştüm. Bunu sevindim biliyor sen musun? Sen de güç mü gördün? Aynen de, öyle. Eğer sadece hadsizlik gördük başka bir şey görmedik. Kimse bu evde bu kadar haddini aşmamıştı. Kimse bu kadar aşmamıştı haddini. Çünkü daha yeni ayrılmış ve arasında problemler olan çiftlerin erkek adayları gidip dans etmeye kim canım Tankut benimle dans etmek istedi. Onu kaçırdın sen herhalde. Sen Adnan'la Didem'in barışmasında işe yarayan bir malzemeydin. Evet zaten bunun farkına vardın değil mi? Onu bu güç zaten. Değil. Bu bence kimse sana gelip teşekkür etmedi mesela.
Evet, o işte sizin düşünceniz. Sen ben barıştırmadın çünkü onları. Sen öyle sanıyorsun. Evet, ben öyle sanıyorum. Bu bir güç değil ama o kafadan çık. Hiç sıkıntı değil. Yani şu anda benimle uğraşıyorsunuz ya. Uğraşmıyoruz olanı söylüyoruz. Konuşuyorsunuz ya, o güzel. Seninle uğraşmıyoruz. Sana haddini bildiriyorum. Evet, evet. Haddin bu. Sana bildiriyorum. Sen kimsin ki bana haddini bildireceksin? Sana bildiriyorum. Komiksin yani. Kim olduğumu izlemişsin ya hayatım. Ay, kim olduğumu çok iyi biliyorum. İzlemeden gelmiş o. Siz bence buraya evlenmeye değil, böyle de kavga etmeye bir şeyler yaratmaya gelmişsiniz. Anca o kadar. Evet canım, senin gibi. En azından evet, değil evet, mi tatlı? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, evet, evet. Öncelikle sabah eve girdik. Dünkü sevgililer gününde Adnan'la Farima'nın dansından sonra Didem çok tepkiliydi. Farima'ya karşı özellikle. Ben bu tepkisini biraz abartılı buldum açıkçası. Bir kadın olarak yüzük taktığın bir adamı kıskanman evet çok normal, en doğal hakkın ama sonuç olarak Farima'yı tanımıyorlar. Beni de tanımıyorlar aynı şekilde. İkimiz aynı zamanda girdik eve. Farima'nın Adnan'a karşı bir duygu beslediğini düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde gidip Adnan'la konuştum ama kesinlikle hiçbir art niyet, bir ilgi yoktu. Zaten kimden elektrik aldığımı ben söylemiştim. Kesinlikle Farima'nın böyle Adnan'a karşı bir şey hissettiğini düşünmüyorum. Didem'in tepkisini biraz abartı buldum. Kıskanması normal ama çok büyüttü olayı. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen...